Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında zekatga beriladigan hayvan, echkini bolasi meni zamanımda bermese jang qilaman. Berilgan hayvon, Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında berilgan hayvonning agar ipi, arqoni meni zamanımda berilmese şu arqon uchun jang qilaman dedi. Bunchalik shiddatli sahaba to'g'risida nimaga bunday yomon gumon qilyapsiz? Nimaga tuhmat qilyapsiz? Allohdan qo'rqmaysizmi? Bir odam aytsa-ki, bu sizning ijtihodingiz bo'ladi. Bu sizning fikrlaringiz desa, ularga aytiladiki, bu fikrlar yangi fikrlar emas. Va bu dajjollar ham yangi dajjol emas. Bu dajjollar bor. Yer yuzida küfür, shirk, bid'at, xurofat boshlangandan beri bu dajjollar bor. Allohning hukmlarini, payg'ambarlarning sunnatini tahrif qilib buzadiganlar. Mana Imom Zahabiy Siyaru A'lamin Nubala kitobini 234-235 sayfalarda aytyaptilar. Kullu libasin awjada fil mar'i khuyala wa fakhran fa tarkubu muta'ayyanun. Wa law kana min ghayri zahabin wala haririn. Har bir libosiki insonda bu libos kibr, faxr, maqtanishlik hissiyotlarini tug'diradigan bo'lsa, bu libosni tark qilishlik muayyandir deyapti. Bu libosni tark qilishlik kerak deyapti. Qarang, agarchi qisqa bo'lsa ham, oltindan bo'lmasa ham, ipakdan bo'lmasa ham deyapti. Libosingiz ipak emas, uzun emas, shariatga muvofiq, keng, hamma tarafdan sunnatga muvofiq. Ammo uni bir naqshlari bir go'zal, yo tikilishligi go'zal bo'lganki, sizni kibr qilishligingizga, faxrlanishligingizga sababchi bo'lyapti. Uni yechib tashlashlik sizga lozim bo'ladi. Sayna naroshabba yalbasul farajiyata suf bi sarwin min asmain 400 dirham va nahviha. Wal kibru wal khuyala wa ala mishatihi zohirun. Aytayaptilarki, 400 dirham va shuni atrofida bo'lgan keng bu choponlarni kiygan bir yigitni ko'ramiz. Uni yurishidan kibr qilib turganligi, maqtanib turganligi zohir ochiq bilinib turibdi. Sayna sahtahu va lumtahu bi rifqin kabira. Siz unga yumshoqlik bilan nasihat qilsiz, yumshoqlik bilan ma'lumot qilsiz, sizga kibr qiladi, qarshi chiqadi sizga. Qarang, Imom Zahabiy aytayaptiki, bi rifqin, yumshoqlik bilan deyapti. Qattiqlik bilan emas. Agar siz qattiq gapirgan bo'lsangiz ekan, keyin sizga kibr qilsa, haqqi bor uni. Lekin yumshoqlikda aytasizki, birodar, bu sunnatga xilof, bunchalik qattiq hadislar bor, Allohdan qo'rqing. Desiz, kibr qiladi. Va qala ma fiyya khuyala va la fa. Aytadiki, menda maqtanish yo'q, faxr yo'q. Menda kibr yo'q deydi. Qarang, men kibr qilmayapman, bu uzun qilganligimda kibr yo'q degan kishini mutakabbir deyapti Imom Zahabiy. Va hadza sayyid ibn Umar yaqofu zalika ala nafsihi. Bu ibn Umar radhiyallohu anhu qarin. Shunchalik fazilatli sahobiy bo'lishiga qaramasdan libosi uzun bo'lib qolishligida Allohning g'azabidan Payg'ambarimiz alayhisolamning tahdidlaridan qo'rqyapti. Biz nimaga qo'rqmayapmiz? Sahobalar bu qadar qo'rqyapti, biz nimaga qo'rqmayapmiz? Shuningdek, va kazalika taral faqih al-mutrif iza lima fi tafsil farajiyatin tahta ka'bayhi. Shuningdek bir faqih, olim, odamlarda oldin mashhur mulla, isrofchi, dunyo hayotiga aldangan, dunyo lazzatiga aldangan libosini oshiqlardan pastga tushganligi to'g'risida ma'lumot qilinsa va payg'ambarimiz alayhissalom va qila lahu qad qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam ma'sala minal ka'bayni minal izari fa finnar yuqorida o'qidik. Mana izordan oshiqdan pastga tushgani jahannam o'tidadir degan payg'ambarimiz alayhissalom desa yaqulu inna ma qala haza siman jar izarahu qiyala. Hech uyalmasdan aytadiki, bu hadis libosini, shu izorini kibr qilgan holatda uzun qilgan kishilar to'g'risida bo'lgan. Va ana la af'alu khuyala. Lekin men libosimni uzun qilganda kibr qilgan holatda qilmayapman deydi. Satarohu yukabiru. Bu mullani kibr qilyap turganligini ko'rasiz. Haqqa qarshi chiqyap turganligini ko'rasiz. Va yubri'u nafsahu al-hamqa. Va o'zining ahmoq nafsini gunohdan poklashlikka harakat qiladi deyapti. Imom Zahabiy kim ahmoq deyapti? Yuqoridagi haligi bir avom bo'lgan yigitda ahmoq nimadir? U johil u. Mana faqih bo'lib ko'ringan.
fiqhni bilgan, Qur'onni hadisni bilgan, odamlarning ko'ziga olim ko'rinib turgan bu beamalni ahmoq deyapti. Demak, Imom Zahabiyni zamonidan bor bu tortishmalar. O'sha zamonlardan beri bor. Kibr qilish xohlaganlar, uzun kiyish xohlaganlar. Biz zamonimizda yangi chiqmadi bular. Va biz rad qilyapmiz, bu raddiyalar ham yangi emas. Mana Imom Zahabiyni qarang, ahmoq dedilar. Yubriyu nafsahul hamqo. Ahmoq nafsini poklashlikka harakat qiladi. Kibr yo'qdir. Keyin usuli ilmga o'tyaptilar. Va ya'midu ila nafsin mustaqillin ammin. Va umumiy kelgan mustaqil bir nafsga, dalilga qaraydi, qasd qiladi. Fayahusu bi hadisi lahar mustaqillin bima'na al-khuyala. Kibr qilishlik ma'nosida kelgan mustaqil boshqa bir hadisni uni xoslashlikka harakat qiladi deyapti. Nega usuli ilmlar bor? Biz aytdik darsimizni boshida oshiqdan libosdan oshiqdan pastga tushgani jahannamdadir degani umumiy mutlaq bo'lyapti. Kibr to'g'risida kelgan esa boshqa bir holatdir. Usuli ilmlarga ishora qildik. Imom Zahabiy shu usuli ilmlarni aytyaptilar. Va yatarakhasu bi qawli siddiq. Va bu ahmoq mullalar, saqihlar, soxta saqihlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu so'zini o'ziga ruxsat qilib oladi. Innahu ya Rasululloh yastahi zari. Inna Abu Bakr aytki ya Rasululloh meni izorim osilib qoladi ba'zan deganda saqola latta ya Abu Bakr mimman yasaru qiyala. Ey Abu Bakr, sen buni kibr qilgan holatda qiladigan kishilardan emassan dedi. Abu Bakrni o'ziga hujjat qilmoqchi bo'ladi. Qarang, o'sha zamonlarda ham kazzoblar hujjat qilishgan. Faqulna Abu Bakr radhiyallahu anhu lam yakun yashud izarahu masdulan ala ka'bayhi awwalan. Avval aytamizki, Abu Bakr radhiyallahu izorini oshig'idan pastga tushadigan holatda, oshig'ini berkitadigan holatda bog'lamas edi. Avvalo. Qarang, Imom Zahabiy aytadi. Shuning uchun hadis shahida biz bu gaplarni gapirdik. Avvalo bu izorini bog'lagan vaqtida oshiqlarini berkitadigan holatda bog'lamas edi. Balki ana yashudduhu fawqal ka'b. Balki bog'laganlarni oshig'idan tepaga qilib bog'lar edilar. Sunna fi ma ba'd yastarqi. Keyin bu sekin-sekin otilib tushar edi. Qarang. Bundan keyin davom ettiryaptilar. Yana biroz vaqtdan ketyaptilarki va kullu hadza min khuyala kamin fil nufus. Bular hammasi insonlarning nafsidagi yashirin kibrdan bo'ladi deyapti. Ularda qalbida yashirin bir kibrlar bor, yashiryapti. Menda kibr yo'qdir, shundan bo'lib chiqyapti. Faqat yozarul vahid minhum bil jahl. Uzun qiyalardan ba'zilari jaholat sababidan uzrli hisoblanadi. Wal alimu la uzra lahu. Olimga uzr yo'q deyapti. Buncha hadislarni bilgandan keyin. Ay olim bo'lsa. Mana 700 yil oldin aytilgan raddiyalar sahihdir. 700 yildan beri ulamolar man qilyapti bunday tahrifotlardan. Yana insonlar shuncha sahih, to'g'ri, go'zal yo'lni tark qilib, muharrislarga ergashligi joiz emas. Mana hujjat. Qiyomatgacha Alloh taolo shunday olimlarni chiqaraveradi, bu olimlar haqni yetkazaveradi. Vaqola sallallohu alayhi va sallam. Abu Davud ibn Moja, Ahmad bin Hanbal, Bayhaqiy, Bag'aviy va boshqa muhaddislar o'qigan sahih hadisda payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, izratul mu'mini illa an safi saqoyhi. Mu'minning libosining oxiri ikki boldirining yarimlarigachadir deyaptilar. Mana oshig'ingiz bilan sizningiz o'rtasi boldir deb atalsa, shuni o'rtasida turishlik kerak. Eng asl, eng savobi ko'p bo'lgan, eng sunnatga muvofiq bo'lgani shu. Masalan, biz hozir faqatgina oshiqdan sal ko'tarib yuribmiz, biz haromdan saqlanyapmizu, lekin payg'ambarimiz alayhissalomning sunnatini aynisini qilganimiz yo'q. Payg'ambarimiz alayhissalomning shamoillarida keladiki, u kishini libosini oxiri boldirini o'rtasida turar edi. Bundan pastga tushmas edi. Bizning liboslarimiz boldirimizni o'rtasida tursa, shunda ayni sunnatga muvofiq qilgan bo'lamiz. Biz hozir sal oshiqdan ko'tarishlik bilan haromdan saqlanyapmiz. Xotinlarga o'xshashlikdan saqlanyapmiz, kofirlarga o'xshashlikdan saqlanyapmiz, xolos. Ayni sunnatga muvofiq bo'lgani yo'q. Sunnatni ba'zisiga amal qilinyapti. Qarang, izratul mu'min deyaptilar. Mu'minning libosini oxiri boldirlarining yarimlarigacha dur deyapti.
Mumin. Mumin misiniz? Siz iki şunu değil misiniz? Mumin nasılsınız? Hala geliniz diye sanıyım. Ve kal Ebu Sa'id, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Sa'id dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametullah. İzretul mu'mini ile nisrisa. Mumin'in libasının ahırı, izarının ahırı, bağlarının yerini geçedir. Ve la haraca, ve la cünaha fîme beynehu beynel ka'beyni. O bilen, iki aşığının ortası geçer varsa, onda haraç, bir tarlik ve cünah ve günah yok diyorlar. Mâ ken esfele minel ka'beyni fehuve finnâf. Yani aşığından tahta duyanı fehuve bes'u finnâri cehennem otuda dur diyorlar. Ve men cerre izarehu betaran lem yenzurillahu ileyhi. Kimi ki izarını, libasını kibir kıyan halette süzüleydiğen bu ise Allah salonuna karamiydi diyorlar. Mene aşıktan sen tepiraları geçir, çüşlüyü mene bu hadisten sabit buluyor. Aşıktan tepede sürse günah yok diyorlar. Aşıktan çüştü mü, aşıktı berkitti mi, günah çekilir. Sabah ve Ebu Davud bitmediye sahihin. Bu hadisini Ebu Davud sahih isnadına rivayet kıldı. Bu hadis yeni medisiz. Bu hadis yeni zayi hılasınlar. Hiç delili yok bunlar. Nefsiden başka delili yok. Kafirlerde amelden başka delili yok. Hatırları yok, şeyden başka delili yok. Peygamberimiz Aleyhisselam bu kadar ehtiyatlılar. İslam bu kadar ehemmiyet veren, itibar veren mesele. Sen ne itibar vermeyorsan? Seyyidül Mürselin, bütün peygamberlerinin seyyidi buyan, Muhammed Aleyhisselam kıymetli vaktlerini ecretir. Bunu kayırda turuşluğu ve kayır geçe buluşluğu caizliğini ehtip verseyi, sen etsin ki bol uğradı, farkımıydı, kim ehtiyattı, buna dini düşünmektir, sünneti düşünmektir diyeceğim. Çünkü hadisler hepsi bekar mı? Peygamberimiz Aleyhisselam havasından getirmedi ki. Bekar koyandan getirgeni yok. Zirki koyandan getirgeni yok. Hazırlaşıp getirgeni yok. Peygamberimiz Aleyhisselam abesen, belki la'ben, oynat, belki bekarcı yapıları getirdi mi? Abeden getirmedi. Hayatı da getirmedi. Sen bu hadislerle amalkı meslek bilen, ne uzun kılı bir öğrenem. Eğer kim dese ne dese desin, dişli bilen, Peygamberimizin yüzler şu hadislerini zayi kılıyorsan, taymal kılıyorsan. وقال ابن عمر رضي الله عنهما مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء إمام مسلم وبشكر محدثلر وقيانا سعي حدثة ابن عمر رضي الله عنهما يقولون من رسول الله صلى الله عليه وسلم aldan üstüm ve izarımda biraz asılışlık var idi وفي إزاري استرخاء izarımda asılışlık var idi izarım mükemmel asılıp kagen idi ne yaptı asılışlık var idi. فقال يا عبد الله اي عبد الله dediler peygamberimiz aleyhisselam irfa izarak izarini kütar diyaptılar libasını kütar diyaptılar tarafa'tuhu darru kütardım qarayın fa takib üçün usulde okudularız nahudu okuyaptılar fa takib üçün peygamberimiz aleyhisselam buyurdu buyruğunu arkasından darru kütardım diyaptılar bana itaatlı karim ya Resulallah olur hadi ki bu ne kibir kıyarım yok ki demek ya Peygamberimiz Aleyhisselam onge etmez ki Abdullah sen izahini asıltırıp yürürsen kibir kılıp asıltırı yapsan ya kibir kılmazsan mı? Mesela o kibir kılıp kibir kılıp dese onu da kötü ergin değil mi yaptı ki? Kibir kılıp yaptı mı kıma yaptı mı soramazsan et yaptı ki kötü ergin değil. Sahabiyem bir yerde ne kibir kıyanım yok ki yudur yaptı ki öpedirmesen dar o kötü er yaptı. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan biz bir de sünnet duygen yaptık ki kimi ki libasını asıltırken bulsa onu kötü erişlik yap yürüştük. Eğer siz libasını asıltırken bir kişinin körükasıyız, şu hadis anlatırken halette, ya Abdallah, irfa'i zâraç bin. Aynı lafızlardaydın. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sözlerini getirirken, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın nehisini nehiy kıyken bulasın. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir hükmünü tatbik kıyken bulasın. Peygamberimiz Aleyhisselam kaytarken bir münkerde kaytarken bulasın. Peygamberimiz Aleyhisselam ıslah kıyken bir buzuklikte siz ıslah kıyken bulasın. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir terbiyesini sizden tatbik kıyken burası. Şunun için bu libası uzun bugünler aslında mumuller için, sünnetçi amel kılıyanlar için Allah'ın nimeti. Allah Teala onları çıkardı ki sizin bu hadiski amel kısımdır. Hatan ki siz daha onu emir kılasın ki irfa izarak. Bizi şeyhlerimiz Allah razı olsun, Pakistan'da şeyhlerimiz kimi görse, libası uzun olsa daha o eterler, kötü eriştanı inedir. Bizim bilmesin. Kütar.
Hatta bir gün bir şeyhimiz aldı ki libası asılgen bir kişi geldi. Üstaz onunla karamadı, bitiye karamadı, görüşmedi. Hicalet bulup, etrafıya karadı, başka talebeler etti ki libasın, iştahın, aşığından tahtıya çıkıp atı kütarken edip kütarıp sünnetiye muhafif olurdu ki tevasını kılıp görüştüler. Hani bu hadisler hadisiye kendi amel kılıyordu. Allah-u Teala bitiye karamayan kişinin bitiyesi de bizden karamasıymış gerek. Allah sevmeyen kişini biz sevmemiz mi? Allah sevmeyen kişini bizden sevmeyiz. Allah yaman görgen kişini bizden yaman görmemiz. Allah karamayan kişiyi bizden karamayız. Lekin hazır cehalet köpeyip gitkenliği, insanlar Kur'an-ı Hadis'ten uzaklaşıp gitkenliği, kafirlerinin adetleri insanlara galip bu gitkenliği için onu asfesteliyle çirin yapırız, terbiye kılıçlayıp gerek. İbn-i Umar, Hüccet'e büyük bir sahabeye Peygamberimiz Aleyhisselam köter izarını dedi, feratatuhu daru köterdim, sümme kâle zîdüs. Kine ettiler ki ziyade kıl, yani hem belendirah köterdi yaptılar. O zaman birinci köterdi, aşırıdan belendirah köterildi. Lakin yine dedi, fezîdtu, yine ziyade kıldım diye. İfade etkenimizde, köşe, bağlarını ortasıya iki günçe köterdikçe büyüdüler. Femezîdtu, eteharrâhe, ba'du. Yani İbn-i Ömer radıyallahu anhuma bu büyük sahabiyeti yaptılar ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mene şu nehilerden kiyin mene şu terbiyelerden kiyin min daim onu teşhiri güledigen buldum diye. Yani, daim fahişemge karar. Aşığımge çıkamadığım için asılıp kamadığım içindir teşhiri güledigen dikkat kıladigen buldum diye. Ravahu Muslim, İmam Muslim var. Allah razı olsun, İmam-ı Zehebi bana bu babtı bitirdiler. Ahriye çildirgen hadisinden bizge nemedi mahtı. Ediyiz ki, biraderler, sizi biz İbn-i Umar'da bulan mıyız? Ebeden bulan mıyız? Bu anlık nasıl bu? İbn-i Umar şünçelik, faziletli, sahabeler tarafından faziletli teslim kılıngan bir sahabi vurturur. Peygamberimiz Aleyhisselam'da bu nehisini şu zahatı kabul kıldı. Hayatını ahriyeye dikkat kıldı. Şu payseleri yıkarır. Fahişem çıkamadığını kendim korkar idi. Bizden korkuyduk. Bizden dikkat kılıyduk. Biz nereye dikkat kılmayaptık? Nereye Resulullah'ın nehileri biz ekili yaptık, köter, uzun kıma diye nehiler kili yaptık. Nereye biz onları zayi kılıyaptık? Kimiz biz? Eğer ümmet bu meseleyi olursa ayet ediyoruz açıkçası. Ya biz ümmetmezimiz. Bizim hadislerle alakamız yok. Sünnetle alakamız yok. Biz kafirlerin muğdesi geri geçerken bir mahlukumuz. Biz İslam'a alakamız yok. İslam'a bize alakamız yok. Biz ya bu hadislerde gelip oturmayalım, açıkçası gelsin. Madem ki ümmet kısa, sünnet kemal kısa, hadis kemal kısa, hadis onun hücceti kısa, hadis onun şeriatı kısaplanadigan kısa, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sözleri kemal kılıç haklısa, bu hadisleri zayi etmesin. Bana sahabelerden ibret olsun. فَكُلُّ مَنْ اِتَّخَذَ سَرَجِيَّةً تكاد أن تمس الأرض أو جبة أو سراويل خفاجية فهو داخل في الوعيد المذكور نسأل الله العافية يرجى تكتلك درجة أزم بجان شنك ينجلر أزم بجان برلباس شوفنت أهلي لمنار منصب دولار كيارة دي سراجية ديال ينجلر كين أزم كين برلباس جبة يوخشير يرجى تكتلك درجة بسا لكن جبة Peki hifacı saraviyle, saraviyle iştahını da yeterli. Yani kendi libası olsa bursun. Şunları hemeti, onu ki yetirgi adam halife buladı mı, sultan buladı mı, mufti mi, kazı mı, kim olsa bursun. Bunlar hazır zikirsinin yan zayetçe kiruçudur. Şunları hemetini bitirgi Allah-u Teala karanıydı, kulargi alemli azab bulardı. Silahlarını keçirmedi Allah-u Teala. Nesalullahi l-afiyye, ahir imam-ı zahabi dua kılıyordu ki Allah-u Teala'dan afiyye sorayımdır diyelim. Allah Teala bizi bu günahlardan, bu bedbahliklerden selamet kısın diyettiler. Ve biz bana derste ortaya etkilerimizdik. Bu sünnetiye kılap bu geldiği için kafirler, erkeklerinin libasını uzun kılıçlıydı. Muda kılıçı yaptı, tergib bir şey yaptı. Libasını uzun kıyan adam, fakat yine hadislerine kılap kılıp kalmaktan, kafirlerin modası yeri geçken buladı. Kafirlerine okşayken buladı. Kafirlerine kim iki okşası Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki, men teşebbehe bi kavmin, sahva minhum. Kimi ki bir kavmi yüzünü okşetse ulardandır diyettiler. Allah saklasın kıyamette siz Yahudi, Hristiyanlarda sahrede tırılıp kalışmakız mümkün. Sahabelerde karşıda, sahabelerde düşmanı bugün. İnsanlarda sahrede tırılıp kalışmakız mümkün. Allah'tan korkun.
kafirlerde adetliğe ergeçmeyin. Kafirlerde modetliğe ergeçmeyin. Bu kafirlerde fitnesliğe de şek yok. Hani hatırlarda uzun kişilikle takip verişmeyiz. Hatırlarda modetliğe karasız. Aynı bu hadislerde erkekke edilinenler. Hatırlarda libasları, iştanları, dallarını ortasıya doğrulayın. Ulandaki aşırıdan fesket düşmeyiz. Aşırıdan fesket düşse ulandaki günah hukukları. Kafirlerde kanunu bu işler. Aslında İslam'da hatırlardaki uzun buluşmak gerek. Hani başka kitaplarda okuyuşlar, müşkatte emkiledi, sahabiyeler soradı. Peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki, hatunlarda ayağını berkittirmek gerek. Fakat aşırmaz, aşırdan tahtını ayağını berkittirmek gerek. Kiygen libası. Hatta yerge bir karınç, yarım metre asılı türmek gerek hatunlardaki. Bu hatunlarda sünneti bu. Hatunlarga şeriat tarafından kılınan tavsiye bu. Kafirler aynı nesan alıp bizi erkeklerle tatlılık ile. Erkeklerle karasız, faikası, karasız erkeklerle asıltırı gördüktü. Ayağı görünmüyordu. Ayağı avrat mı olardı? Hatun mu ya kulesa mı olardı? Erkek mi? Körset ayağı yine. Aç. Erkekki okşa. Erkeklerdeki kısa buluşmak gerek. Erkeklerdeki uzun kılıyor kafirler. Hatunlardaki uzun buluşmak gerek. Hatunlardaki kısa kılıyor. Vallahi bu kafirlerde işletten başka nasıl var mı? Bana demek ki libasını uzun kıyan, iştanını uzun kıyan adamlar hem hatınlarına okşayar. Hatınlarına uzun okşatken kişiler doğrusu da Peygamberimiz Aleyhisselam lanet bulsun diye. Demek ki libasını uzun kıyan adamlar uzunu erkeğine razımez. Demek ki erkeğe kutladı mı kendim? Hatın bu yanım deydi. Ne buyurdu? Kıyman, bu sünnet insana yaraşadı. Erkeğe sünneti erkeğe yaraşadı, hatın sünneti hatınge yaraşadı. Şu libası da kıskı olsa, kısa kıygen adamlarda rüculet görünür, bir şiddet görünür. Uzun kıygen adamlarda kararız, bir hatingi okşaslık, bir lakbaşenlik, boşaşkenliği görünüp durur onu. Sudralı yürüptü. Libazını kararız. Yani alışta yerde bir necaset getirdi ve başka meseleler var. Bu asli mesele bu geldiği için uladığınızı götürmedim. Şimdi bazı deccalar dedi ki, bu necaset dikkenliği için buladı. Şunun için biz tuvaleti götürmemiz. Hayır. Yani kendi bedbahtır. Bütün hayatında sünnet tarkılasan da tuvalete girgen de kötülesen. Tuvalet senin üyün mü? Senin için bir mahsus yer mi? Fakat üyeli girgen de kötülesen. Üyel miysen mi? Neme diyersen? Çürü yapsan mı yapayım mı? Bütün hayatında sünnetliğe kılasan da üyeli girgen de kötülesen.